Evet. Önce Barış Atay'ı aradım. Türkiye İşçi Partisi milletvekili, Hatay milletvekili Barış Atay. Önce ifadesini okuyalım. Yasal olarak ne demiş yani? Diyor ki İsmail, ben önce olayı bir özetle istersen. Şöyle, zaten o yüzden bu özetlediği için aslında okuyacaktım. Bir arkadaşıyla beraber 30 Ağustos gecesi, 31 Ağustos gecesi Kadıköy'de bir eğlence mekanına gidiyor. 19'da giriyorlar. 12.55'te çıkıyorlar. Çıktıktan hemen bir dakika sonra girdikleri kameranın bulunmadığı bir sokakta Barış Atay arkasından gelip boynuna sarılan biri tarafından devrilmek isteniyor. Sonra onu üzerinden savuruyor. Bu arada gelen diğer 4 kişi Barış Atay'ın üzerine çöküp 1 dakika 2 dakika süreyle tekmeleyerek dövüyorlar. Bu arada küfür edip vatan haini diye bağırıyorlar. Bir arkadaşının ya da oradan geçen birinin polisi çağırdığını anlamaları üzerine Barış Atay'ı bırakıp buradan uzaklaşıyorlar. Kendisi ifade verdi. Emniyette ifadesi alındı kendisinin ve ifadesini de okuyabilir miyim? Tabii. Şöyle diyor. Daha sonra arkamdan bir kişi boynuma atıldı. Bu şahsı savurduktan sonra 3 ya da 4 şahıs beni arkamdan yere düşürdüler. Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine yumruklarla saldırdılar. Polisin çağrıldığını anlayınca Dalga Sokak'tan Ressam Şeref Aktik Sokak istikametine koştular. Bu şahıslar beni darp ederken küfür ettiler, vatan haini dediler. Karanlık olduğu için bu kişileri tam teşhis edemedim. Eklemek istediği bir husus daha olduğunu söylüyor. Diyor ki bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta Disk binası önündeki eylemden ötürü beni ölümle tehdit eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunu takipsizlikle sonuçlandı. Buna ek olarak Hatay'da aracıma sabotaj yapıldı. Şikayette bulundum. Bulundum diyor. Bu olayın faili olarak bütün bu şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüz sanığının bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp hedef gösteren Süleyman Soylu'dur diyor. Ben kendisini aradım. Yani ne demek istediğini sordum. Barış Atay'a. Açıklama. Evet. Barış Atay'a. Önce Barış Atay'a. Neyi kastettiğini sordum. Dedi ki kendisinin dövülmesinin sorumlusu olarak Süleyman Soylu'yu gördüğünü iddia etti. Ben tam olarak hatta. Yani o zaman organize bir şeyden bahsediyor. Öyle olduğunu iddia ediyor. Ve diyor ki ben ona sordum. Koruman yok mu? Korumam yok. Silahın ben milletvekili olarak 7 ay önce başvurduğum halde çeşitli gerekçelerle oyaladılar ve bana silah vermediler. Aslında benim başvurum vardı dedi. Ve dedim ki neden hedef durumundasın? Ben sokakta siyaset yaparcasına konuştuğum için bundan rahatsız oluyorlar. Bu husumet ben oyuncuyken de bana karşıma çıkıyordu. Şimdi de oluyor ama sadece bana çıkmıyor. AK Parti karşıtı olduğu bilinen Canan Kaftancıoğlu'na da ve işte Selahattin Demirtaş'ın eşine de benzeri bir yaklaşım gösteriliyor ve bunun sorumlusu olarak faili olarak Süleyman Soylu gördüğünü iddia ediyor. Ben bunun üzerine Süleyman Soylu'yu aradım. Evet. Sayın İçişleri Bakanı'na bu iddiaları sordum. Bana şu açıklamayı yaptı. Aynen kendisinin ağzından okuyorum. Barış Atay fersude bir tiptir. Fersude sözlük anlamıyla yıpranmış, aşınmış, bozuk anlamında kullanılan bir kelime. Barış Atay fersude bir tiptir. Milletvekili olmasaydı bizim suç hedeflerimizden bir tanesidir. Beni tecavüz kollayıcı olarak nitelendiriyor. Benim kendimi savunma hakkım olmayacak mı? Onlar söyleyince bir şey olmayacak, biz söyleyince kıyamet kopacak, öyle mi? İsimsizler diye bir hareket trollük yapıyor aleyhimde, bana küfrediyorlar. En çok iftiraya uğrayan adamlardan biriyim. Barış Atay gibi bir fersudenin hakkımda ithamda bulunmasını bile ayıp buluyorum. Bana niçin suç duyurusunda bulunmadın diyebilirsiniz. Böyle birisini Türk hakimlerinin önüne çıkarmaktan edep ederim. Bu kişiyi milletvekili yapan PKK'nın siyasi koludur. Bu ülkede görev yapmaya çalışan bir adama hakaret edecek, ben de sessiz kalacağım. Ben meşru müdafaamı yapıyorum. Kendisine sordum. Barış Atay sizi suçluyor. Siz ne dersiniz? Akşam ne halt etmiş ben nereden bileyim? 4 kişi tespit edildi zaten. Garip değil mi? Bu kişi bir mekana giriyor. Mekanın kameraları o an çalışmıyor. Bana birileri saldırdı diyor. Yanımda bir hanım var. Hepsinin ifadeleri alındı. Saldırganların üçünün uyuşturucu ticaretiyle ilgisi var.
biri de bodyguard. Ben Sayın Soylu'ya hiç tweet atmadım. Bu arada atmak... o sanıklar gözaltında mı? Şu an gözaltındalar. Dördü mü? Üçü gözaltında değil mi? Ben dedim ki sizin onunla ilgili tweet atmanızdan sonra bu olayın gerçekleştiğini iddia ediyor Barış Atay. Diyor ki beni bir pisliğe ortak etmeyin. Bu adamlar anama ve eşime sosyal medyada ulu orta düz gidiyor. Şikayet ediyorum. Bir mahkemenin kapısından girip diğerinden çıkıyorlar. Benim hukuk dışında kime ne yaptığımı gördünüz. Adam bir fersude. Onun milletvekili olması TBMM'nin sorunudur. Benim sorunum değildir. Ben bu işin mağdurlarındanım. Sosyal medyada yemediğim küfür kalmadı. Atay hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız diye sordum. Onun hakkında suç duyurusunda bulunmak, onu şerefli Türk hakimlerinin önüne çıkarmak, ona bu şerefi vermek ve hakimlerin onun pis yüzünü görmelerini istemiyorum dedi. Çok ağır. Çok korkutucu ya. Bir İçişleri Bakanı böyle konuşamaz. Devam edebilir miyim? Tabii. Ben aynı zamanda Sayın Soylu'ya CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı ile ilgili tweet'i atmasının da eleştirildiğini sordum. Dedi ki niye yapmayayım? Benim işim değil gözaltına almak ama ben PKK ve DHKPC lehine siyasi girişimlerde bulunanları deşifre ederim. Benim görevim bu. Ben bu ülkenin evladıyım. CHP'de yönetici olacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki sen benim şehidimsin. Böyle bir şey var mı? Bu normal ise benim yaptığım normaldir. Ben aynı zamanda bugün gözaltına alınan İŞİD Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mahmut Özmen adlı kişinin durumunu sordum. Dedi ki bu kişi uzun zamandır hedefimizdi. Geçmişte iki kez alınıp bırakılmıştı. Bu adama en son ülke emirliğini verdiler. İstanbul'da eylem yapacak olan DAEŞ'li yakalandı ve polisimiz ondan geriye giderek Özden'e ulaştı. Dijital verilerine, eylem planlarına ulaştık. Ayasofya Camisi'nde namaz sırasında eylem yapacaklardı. Bu yeni bir bilgi. Ayasofya Camisi'nde namaz sırasında IŞİD eylem yapacaktı diyor. İhbar bu yönde. DAEŞ niçin Ayasofya ile ilgili böyle bir tutum ortaya koyar? Benim kanaatim DAEŞ'a istihbarat örgütleri yön veriyor dedi bana. Bir hususu daha, bir bilgi daha eklemek isterim. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın zamanda şey tartışılıyor. Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın cezasının indirilmesi meselesi. Ben resmi belgelere ulaştım. Bunu ifade etmek isterim. Biz bir önceki dönemde programlarda tartıştık infaz cezasını. Ne dedik? Siz burada bizim arkadaşlarımız Barış Pehlivan'a, siz bizim arkadaşlarımız şimdi Müyesser Yıldız'a, efendim Yeni Çağ'daki yazar olan Murat sevgili Ağarel'e. Arkadaşımız Murat Ağarel'e sırf ondan faydalanmasınlar diye infaz yasasında değişiklik yaptınız ve onları yasanın dışında bıraktınız. Gazetecilere uygulanmayan Hülya infaz Kırıncı indirimi, Hülya'ya, gazetecilere uygulanmayan, düşünce suçlarına uygulanmayan, siyasi suçlara uygulanmayan, onlardan esirgenen infaz indirimini katillere, siz bunu kadın düşmanlarına, siz uyuşturucu tacirlerine uygulayacaksınız dedik ve maalesef öngörülerimiz gerçek oldu. Neden? Çünkü o gün Samast, Hrant Dink'i öldürme suçundan arkadaşlar 21 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aynı zamanda ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Toplamda tahliye olma tarihi 10 Kasım 2029'du. Tamam mı? Ama bu arada ne oldu? İnfaz yasası değiştirildi. Yani geçen Nisan ayında çıkan 7242 sayılı infazlar düzenlemeye gidilen kanunla beraber şu değişiklik getirildi. 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirilen bir gün 2 gün sayılıyor. Yani 18 yaşının altında olan bir kişinin cezaevinde geçirdiği bir gün 2 gün sayılıyor. O gün Samast suçu işlediği, daha doğrusu tutuklandığı 24 Ocak 2007 ile 18 yaşını doldurduğu 28 Ağustos 2008 arasında cezaevinde 521 gün geçirmiş. Bunu da ikiye saydılar. Dolayısıyla 1042 gün saydılar. Gözaltındaki 4 günü de 8 gün saydılar. 1050 gün. 1050 gün ne yapıyor? Yaklaşık 3 yıl yapıyor. Birdenbire o 3 yıl düştü. Ve denetimli serbestlik için kendisine imkan doğdu. O da o gün Samast'ta, o gün Samast'ın avukatı da 30 Nisan 2020'de yani infaz cezası geçer geçmez denetimli serbestlik için başvurdu. Ve Kocaeli İkinoğlu F tip Yüksek Güvenlik Cezaevi olumlu rapor verdi. Kocaeli İnfaz Hakimliği olumlu rapor verdi. Ama bu durumun Türkiye'de büyük kaos yaratacağını, tartışma yaratacağını öngören Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. Hayır bunu bırakmayalım dedi. 9 Temmuz 2020'de
denetimli serbestlik kararı kaldırıldı. Bu arada o gün Samas cezaevinde bir gardiyanı tehdit etmişti.